Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşı 22 bin lira dedi ve topu meclise attı. Şimdi meclisten çıkacak karar bekleniyor. Memur Şen'den de bir açıklama var. Genel Başkan Ali Yalçın rakamın yeterli olmadığı görüşünde. %6'lık bir artı zam bekliyorlar. Bu da yeterli değil diyorlar. Artı enflasyon zammı. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Milyonların gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, kulağı ise Haziran ayı enflasyon verisinde. En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevindiren haberi Mayıs ayında Hak İş Konfederasyonu Olağan Genel Kurulu'nda verdi. Seçimlerin ardından kadrolar yenilendi, düzenleme için kollar sıvandı. Ancak memur senin en düşük aylık için beklentisi 22 bin liradan daha farklı. Yasal düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle hayata geçirilmesi ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasına ilave olarak 6. dönem toplu sözleşme gereği %6 artış ve enflasyon farkı da ayrıca maaş ve ücretlere eklenmelidir. Talepleri Genel Başkan Ali Yalçın konfederasyon adına paylaştı. %6 artış ve enflasyon farkının da eklenmesini istedi. Bunun için Haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu o oranı Temmuz'da açıklayacak. İlk 5 ayda enflasyon %15,26 olarak gerçekleşti. Buna bir de %6 artış eklendiğinde memur senin zam talebi en az %21,26'yı buluyor. Söz konusu artış da en düşük memur aylığının en az 26.677 liraya çıkması demek. Tabii Haziran verileri bu durumu değiştirmezse. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlar oluşturuldu. Milletvekili olan eski bakanların hemen hepsi komisyonların başında komisyon başkanı seçildi. Sağlık komisyonunda ise ilginç bir olay var. İyi Partili iki vekil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil AK Parti'nin adayı Ankara Milletvekili Vedat Bilgin'e oy verdi. Sayın milletvekilleri, ant içmeye Ankara ili milletvekillerinden devam ediyoruz. Vekiller yemin etti. Numan Kurtulmuş meclis başkanı seçildi. Partiler başkan vekilleriyle divan üyelerini atadı. Son olarak komisyon başkanları da belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik süreçler tamamlandı. Yeni kabinede yer almayan ve milletvekili olan eski bakanların neredeyse hepsi bir komisyona başkan oldu. Oylamalar sonucu Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar seçildi. İçişleri Komisyonu Başkanlığı da AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya emanet. Hayatımızın bir vazgeçilmezi oldu artık. Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Kara İsmailoğlu oldu. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı'na ise AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin seçildi. Onların dışında kalanların tamamını neredeyse... Bilgin, AK Parti ve MHP'li üyeler dışında iki oy daha aldı. İyi Partili Ankara Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba ile Yüksel Arslan eski bakana destek verdi. Bilgin'in karşısındaki aday CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tu. Evet... AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na geldi. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu da bu alandaki eski bakan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi'nin başkanlığına emanet. 3, 2, 1, Bismillah. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank seçildi. Dışişleri Komisyonu'nda ise beklenen olmadı. Başkan, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu değil, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay oldu. 10-11 yıl sonrasına baktığımızda... Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer geldi. Çevre Komisyonu Başkanı da bu alanda görev yapan eski bakan Murat Kurum oldu. Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na ise AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi.